Annem için. Bu Amazon ormanlarında bulduğumuz yasıttan çok daha ağır profesör. Dizlerini bük beyi dene eski dostum. Eminim ki halledersin. Gerçekten çok ilginç. Bu bir labirent, bir düzenek, bir bulmaca. İnanılmaz bir teknoloji. Dikkatli olun profesör. Bu tapınaklar Mubi tuzaklarıyla dolu. Profesör! Hadi ama Charles, daha dikkatli olmalısın. O tablet binlerce yıllık, biliyorsun bunu. Evet profesör. Muhteşem bir eser bu. Evet, şuna bakın. Bu tablet fantastik yaratıklarla dolu sihirli bir adanın var olduğunun kanıtı. Demek sihirli bir ada, öyle mi Charles? Evet, unicornlarla, efsanevi kuşlarla ve mitolojik yaratıklarla dolu bir ada. Çocuklarım buna bayılacak. Üzerindeki yazı Sanskritçe'ye benziyor. En sevdiğim dil. Doğruluk aydınlasın yolunu. Uyuyan gözcü, düşler duvarı, sihirli ada. Tek boynuzlu atlardan söz etmiyor. Çocuklarına gerçek bir unicorn göstermek istiyorsan küresel gen havuzundan DNA'sını çıkarıp bir tane yapabiliriz. Bak, notları burada. Hayır Shonku, ben yaşayan bir tanesini bulmak istiyorum. Profesör Shonku! Karga burun. Kilo vermişsin. Hasta falan mısın yoksa? Eski dostum. Bir gürültü duydum da dedim kesin yine bu ikisidir. Merhaba Charles. Artık duruma alışmışsınızdır. Siz ikiniz tapınaklarda bütün o eski eserlerin peşinde koşarsınız. Kirlenip toza toprağa bulanırsınız. Sonra ben de bulduklarınızı elinizden alıveririm. Gayet açık ve net, değil mi? Şimdi gerisiyle dostlarım Luigi ve Hınzırella ilgilenecekler. Memnuniyetle Bay Kargavurun. Büyük bir zevkle efendim.
450, hayır 500 metre yüksekteyiz. Eğer düşersek ölürüz. Buradan kurtulmamız gerekiyor. Her şey tamam Bay Kargaburun. Tapınağa soyamazsın Kargaburun. Bu eserlere paha biçilemez. Ben öyle bir fiyat biçerim ki onlara. Belli ki birileri yatmadan önce kitap okumayı çok seviyor Bay Kargaburun. Sonun. Profesör Shonku'nun hazine değerindeki günlüğü. Senin araştırmalarının yanında Da Vinci'nin çizimleri çocuk karalamaları gibi kalıyor. Piu yuf. Yalnızca ilk birkaç sayfadaki buluşların bile beni çok zengin etmeye yeter. Para için de yüzeceğim. Ama şimdi gitmem gerek. Meşhur ikiliyle bir randevum var. Bilirsin, şan ve şöhretle. Evet. ay ne sekerim. Sarkıtlar. Bir bu eksikti. Profesör, odaklanın lütfen. Tapınak üzerimize yıkılacak. Bu sarkıtlar kalsiyum karbonat dolu. Sallan. Ne yapıyorsunuz? Sallanıyorum. Zamanlama her şeydir. Bir yaratık görmüş gibi bağır. Memnuniyetle. Ne kadar hızlı koşabilirsin eski dostum? Yarışalım mı? Başardık. Charles. Tableti kurtarmayı başardım. Gitme zamanı eski dostum. Çalıntı sanat eserlerine gerçekten bayılıyorum. Hem güzel hem de bedavalar. Evet. Shonku, bu huyunu takdir ediyorum. Hiç pes etmiyorsun. Geldim profesör. Çek ve bu kez dizlerini büt. Hınzırella! Ben sana niye para veriyorum? Hayır. Geldi bir anlaşmaya varalım profesör. Sen arkadaşını kurtar, günlüğünde ben de kalsın. Ha? Ne dersin? Sahra çölünde de aynı şey olmuştu. Dayan Charles. Başka ne yapabilirim ki? Uçak. ...18 ay sonra. Elodie, trendeki yemeklerden mutlaka tatman gerek. Çok lezzetliler. Aç değilim, sağ ol. Biz şimdilik güvendeyiz. Kiminle yazışıyorsun? Büyük annemle tek başımıza yolculuktayken nasıl endişeleniyor biliyorsun. Profesör Shonku'nun yanına gidiyor olsak bile. Sence babamızı bulmamıza yardım eder mi? O babamızın en yakın dostu. Bize profesörden başka kim yardım edebilir? Büyük annem bize şans diliyor. Ve kola içmeyi bırakacakmışsın. Sağlığa çok zararlı. İstasyona varmak üzereyiz Mu. Bir bardak daha alacağım. Hmm.
geldik işte. Şimdi ne yapacağız? Şonku'nun nerede yaşadığını bilen birileri olmalı. Gidip taksi bulmaya çalışalım. Şonku mu? Profesör Şonku mu dedin tatlım? Onu tanıyor musunuz? Tabii ki. Buyurun lütfen. Kocacığım arabasıyla sizi bırakır tatlım. Kablosuz internetimiz var, video oyunlarımız var. Yolda asla sıkılmayacağınızdan emin olabilirsiniz canlarım. Melody, Mo, sizi görmek ne güzel. İstasyonlarda tanımadığınız insanlara karşı dikkatli olmalısınız. Ben Robo, 3. seri. Profesör Shonku'nun kişisel asistanıyım. Sizi gördüğüne o da çok sevinecek. Gelin bakalım, bu taraftan. Benim aracım hemen şurada. Ne? Gidelim mi artık? Bu Profesör Shonku'nun eski bir icadı. Oldukça hızlıdır. Turuncu olduğuna bakmayın. Doğaya zarar vermeyen bir yakıt. Kemerlerinizi bağlayın. Acemi bir sürücüyüm. İşte geldik. Vay canına. Düğmeye basar mısın lütfen? Malikanesine hoş geldiniz. Profesör Shonku işte burada yaşıyor. Charles Willard'ın çocuklarını gördüğüne çok sevinecek. Efendim, sanırım onları buldum. Yeni asistanlarımı mı? Sonunda Robo. Onları laboratuvarıma götür. Ağzınız açık dikilmeseniz orada öyle. Yanlışlıkla böcek yutarsınız sonra. Bunu istemezsiniz öyle değil mi? Sen ufaklık. Mo. Sizinle konuşmamız gerek. Sonra Mo. Al tut şunu. Her zaman hazırlıklı olman gerek. Sen kızım. Melodi. Armoni, melodi, kakafonu her neyse. Tut şunu. Şimdi Joe, sen tüpü sıkıca tut ki armoni içinden doğru miktarda sıvıyı... Ama profesör bizim... Abi ben kendim yaparım. Robo, bu yeni asistanlar benimle çalışacaksa çalışma stilime alışmaları gerek. Charles'a tek boynuzlu at yapabileceğimi söylemiştim. Serüvene atılmaya hiç gerek yokmuş değil mi? Bu çok güzel. Saçmalama. Frankenstein'ın evcil hayvanına benziyor resmen. Genç adam, bu gördüğün yaşayan gerçek bir unicorn. Evrensel gen havuzundan aldığım genlerle yaptım. Üstelik yalnızca hafızamı kullandım.
Sırlarla dolu günlüğüm çalındığı için... her neyse, bu konuda ne kadar az bilirseniz o kadar iyi. Newton, biraz kibar olsana. Kediler de kibarlıktan hiç anlamıyor canım. Kesinlikle efendim. Profesör, biz sizin yeni laboratuvar asistanlarınız değiliz. Sizinle konuşmamız gerek. Profesör Shonku, benim abi yan komşunuz olan abi ve size çok lezzetli mangolar getirdim. Merhaba. Bahçemden az önce kendi ellerimle toplayayım. Abi mi dilli miydi o, yoksa yavru bir gergedan mıydı? Hayır, dur, olamaz. Dur sana mangolarım. Hepsi ezildi. Olmaz ki böyle, şuna bak. Şuna baksana Robo. Ne kadar da harika. Charles görse bayılırdı. Bilimin mutlu edemeyeceği insan yoktur profesör. Süpürgeyi getireyim mi? Efendim, Profesör Shonku, biraz konuşabilir miyiz lütfen? Babamız hakkında. Durun bir dakika. Mo? Armoni? Melodi. Elbette, siz Charles'ın çocuklarısınız. Harika. Robo, neden bana söylemedin? Efendim, ben aslında... Taze limonatam var. Neden limonata eşliğinde oturup çok sevdiğim sevgili babanızdan konuşmuyoruz çocuklar? Şu aralar neler yapıyor örneğin? Babam kayıp. Buraya bu yüzden geldik. Profesör Shonku, affedersiniz. Mangoları nereye koyayım? Muhteşem bir keşif yapmanın eşiğindeyim. Sonunda bu gizli adanın var olduğunu herkese kanıtlayacağım. Profesör Shonku bunu kendi gözleriyle görmeli. Gerçekten, gerçekten inanılmaz bir yer. Babam nerede olabilir? O iyidir, değil mi? Babam bir şey olursa sizi bulmamızı söylemişti. Profesör? Evet muhafız. Jeti çalıştırıp pisli hazırla hemen. Ağzınız açık orada öyle dikilmeyin. Kımıldayın. Unuttunuz mu? Babanızı bulmamız gerekiyor. Melody, Mo. Profesör Shonku. Profesör Shonku. Hoş geldiniz profesör. Merhaba muhafız. Her şey hazır efendim. Yola çıkabilirsiniz. 418'ler. Unicorn'u beslemeyi unutmayın. Abla bekle. Bu yaşlı ve çılgın bilim adamıyla aynı uçağa mı bineceğiz? Adam boş zamanlarında unicorn yapıyor. Sence bu iyi bir fikir mi? Babamı bulmak için piranalarla dolu bir havuza bile gözüm kapalı atlarım ben. Peki, ama öyle bir durumda önden sen gidersin. Robo, Charles'ın en son görüldüğü yere en yakın olan piste ineceğiz. Emredersiniz. Almora. Almora'ya gidiyoruz. Bakalım bizi neler bekliyor. Affedersiniz. Abi? Mangoları nereye koyacağımı söylemediniz de. Görünüşe göre bizimle Almora'ya geliyorlar. Almora? Hala yoklar mı Robo? Tam arkamızdalar. Onları bu kadar erken beklemiyordum. Arkamızda olan kim? Takip mi ediliyoruz? Karga burun ve adamları. Neyin peşinde olduğumu merak eden bir rakibim var da. Batı tarafından fırtına geliyor. Oraya yönelelim. İşte en sevdiğim kısım. Kovalamaca.
Fırtınanın içine giremediler. Kargamur'un onlara yeterince para ödemiyor demek. Hazır mısın küçük tavşanım? Her şey hazır Luigi. Bana tavşanım demeyi kes artık. Affedersiniz. Luigi! Bir dahakine ben kullanacağım. Kusura bakma aşkım. Teselli olacaksa Bay Cargamur'un tebriklerini iletiyor. Ben senin aşkın değilim. Robo, acil durum güç takviyesi. Pedallara asılın. Acil durum takviyesi dediğin bu mu? En azından çevre dostu. Biraz mango yesem iyi olacak. Başardın evlat. Aferin sana. En iyi inişlerimizden biriydi efendim. Bak, sanırım mangolarım biraz ezilmiş. Depoyu doldurup motorları kontrol et, tamam mı Robo? Tabii efendim. Harmony. Melody. Siz Mo'yla burada Avi'nin yanında kalın. Benim şehirde işlerim var. Yaşasın. Yaşasın. Acele etmeyin efendim. Bu iş biraz zaman alacak. Başka bir şey var mı? Hayır. Yalnızca bunlar profesör. Göçebeler bunların hepsini dağlarda bulmuş. Görünüşe göre Bay Charles Willard çoktan ölmüş efendim. Charles'la tanışmış mıydınız komiserim? Hayır efendim. Ne yazık ki fırsatım olmadı. Dostum Charles arkeolog ve hazine avcısıdır. Serüvene bayılır. O hala hayatta komiserim ve ben onu bulacağım. Mo, şuna bir baksana. Evet, palyaçoya benziyor. Ama çok kötü ısırdığına eminim o sivri uzun dişleriyle. Hiç eğlenceli değilsin Harmony. Ha ha ha. Hey, çabuk onu bana ver. Baksana, oyun oynamak istiyor. Oyun falan istemiyor. Yaptığı şey hırsızlık. Yakalandın. Bunu her yerde paylaşacağım. Şey yazıyorum. Küçük kardeşimin muhteşem Almora ziyareti. Ha! Şimdiden 6 yorum geldi bile. 7 oldu. 8, 9. Fenomen olacaksın. Çok da umurumda Melody. Müzik çalarımı almama yardım et hadi. Kesin elektrikle ilgili bir sorun yaşıyoruz ama... Dur! Hırsız! Bay Avi, efendim... Evet, Robo. Çocuklar, sizin onlara göz kulak olmanız gerekiyordu. Uzaklaşmalarına göz yummanız değil. İşte orada. Bu taraftan. Harika. Onu köşeye sıkıştırdık. Mo, bence bu... iyi bir fikir değil. Vay. Demek küçük meraklı çocuklar. Ne derler bilirsiniz. Fazla merak su aygırını öldürür. Aa, kediyi. Merak kediyi öldürür derler. Kedi ha su aygırı. Ne fark eder ki canım?
Sizinle bu karanlık sokakta tanışmak ne güzel. Hadi Mu, gitmemiz gerek. Geç kalırsak ailemiz çok kızar biliyorsun değil mi? Evet, evet haklısın. Bakın, bunların hepsi koca bir yanlış anlaşılma. Bizim hiçbir suçumuz yok. Biz sadece bir maymun arıyorduk. Belamızı değil, sadece bir maymun. Melody. Düşünüyorum. Tekvando yapmayı hatırlıyor musun? Hiçbir şey hatırlamıyorum desem. Burada neler oluyor? Bak iri adam, karışma. Bu kişisel bir mesele. Adım Markoviç. İşimize burnunu sokma. Şuradaki maymun müzikçalarımı çaldı. Biz de onu geri almaya çalışıyorduk. Eğer bu doğruysa çocuğa eşyasını geri verin. Seni uyarmıştım. Bitir işini. Derhal. Bu benim en sevdiğim şapkamdı. Nasıl yumruk atılır? Kuzenim Porguviç'ten öğrendim. Boğalarla pratik yapardım. Bir boğayı yere sermek için kaç yumruk gerekir? Harika dövüşüyor. Çocuklar bir şeyiniz var mı? Biz iyiyiz, teşekkür ederiz. Hey, kaçıyorlar. Yeni arkadaşlarımdan uzak durun. Ben şu hareketi öğrenmek istiyorum. Müthişti. Sanırım dersini aldı. Teşekkür ederiz Bay Markoviç. Olamaz. Herkes iyi değil mi? Kötü kısmı kaçırdın mı söyleyin bana. Aslında şu an her şey yolunda. Kılıç. Çocuklara bulaşan haydutlara ağır bir yenilgiye uğradı profesör. Yaşasın babamın eşyaları. Onu buldunuz mu? Burada mı? Hayır, ama burada. Tam olarak nerede peki? Bir ipucu var mı? Bir şiir var. Ama babamın şiirleri iyi değildi. Yaşayacağımız cennete doğru yol al, sakın korkma. Güneş saklandığında doğruluk aydınlatsın uzun ve zorlu yolunu. Kafiyeli bile değil. Nerede bu cennet? Çağ sakıllı bir adamdır. O yüzden arkasında ipuçları bıraktı. Biz de ipuçlarını takip edip onu bulacağız. Gizemli şeylere bayılırım profesör. Hemen arkanızdayız. Öyleyse serüven başlasın. Hadi. Evet. Evim güzel evim. Şimdiden çok özledim. Şu gördüğünüz dağların ta ötesine geçeceğiz. Charles'ın gittiği yere. Eminim hala oradadır. Ay. Robo, atkımı da al. Belli ki karların arasında yürümemiz gerekecek. O zaman ben de buz eriticimi alayım. Profesör Shonku, benim ayaklarım mı? Tabii, onları da al. Bize dağlarda rehberlik etmesi için kasabadan birini bulabilir misin acaba? Elbette profesör. Markoviç bunu yapabilir. Yani ben. Oraya birçok kez gitmişliğim de var. Mükemmel. Bize birkaç hayvan da gerek. Amcam Gargoviç'in bir sürü yakı var. Fiyatta da indirim yapabilir. Yak mı? Bir keresinde bir yak kardeşimin üstüne tükürmüştü. Kardeşin de bizimle geliyor mu? Yok. Harika. İki yak rica ediyorum. Ve bir an önce yola çıksak iyi olacak. Hadi bakalım çocuklar. Charles bizi bekliyor. Bu berbat müzik sesi nereden geliyor?
Kulaklıklarımı takmayı unutmuşum. Güneşin saklandığı zamanı kaçırmamak için gözünüzü açık tutun. Neye benzediğini bilmiyorum ama. Ne demek ki o? Sanırım gördüğümüzde anlayacağız. Efendim, hafif bir gürültü duyuyorum. Şey, kusura bakmayın. Midemden geliyor olmalı. Keşke yanımıza atıştırmalık bir şeyler almış olsaydık. Ben de duydum. Ama midenden gelmiyordu. Tabii ki midemden geliyor. Yediklerimiz oraya gidiyor. Seninle alakası yok abi. Ses şuradan geliyor. Çok sessiz olun çocuklar. En ufak hareketle tepemize düşebilir. Çığ geliyor. Kaçın. Mo, Armory. Melody. Boş ver şimdi, koşsana. Melody, Mo. Harmony, sakin olun. Buz eriticimi azıcık çalıştırmak bile işe yaradı. Ah Robo, bizi çok korkuttun. Bana şimdilik sarılmayın. Çok kötü yanarsınız. Şu an hala ısı yayıyorum. Charles'ın koordinatlarına göre tapınak tam da burada olmalı. Burada mı? Burada bir yerde olmalı. Antik tapınaklar bir anda ortadan kaybolmaz ki. Yani böyle bir şey mümkün olamaz, değil mi profesör? Tapınağı unutun. Burada tapınak falan yok profesör. Belki uzaylılar gelip kendi gezegenlerine götürülmüşlerdir. Ha? Kulağa mantıklı gelmiyor mu? Belki de uydu modunu almalısınız. Ben de tam öyle yapacaktım. Güneş saklandığında... Güneş... Buldum! Ne buldunuz profesör? Şşşt! Kamp alanımızı Armony. Ah, Melody. Dağ tepesinde mi çadır kuracağız yani? Ya donarsak, ya çığ düşerse? Hayır. Burası değil. Belki de burası. Değil. O zaman kesin burası. Hayır. İşte bulduk. Bu gece dışarıda uyumayacağız. Tıpkı Charles'ın yaptığı gibi. Gizli bir giriş. Aşağıda ne var peki? Uzaylılar. Ay. Abi. 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 Dibe kadar ulaştım. Ay. Canavar. Robo. Merdivenlerde ışığa ihtiyacımız olacak. Ben iyiyim. Sadece düştüğüm için biraz korktum. Abi ışık görüyorum. Umarım bu sizsinizdir profesör. Güneş tapınağına hepiniz hoş geldiniz. Vay canına. Gizli geçit diye işte ben buna derim. Burası çok güzel. Şimdi babanızı bulalım bakalım.
Yaşayacağımız cennete doğru yol al, sakın korkma. Güneş saklandığında doğruluk aydınlatsın uzun ve zorlu yolunu. Sis bulutunun arasından göz kırpar o, uyuyan gözcü yerinde bekler. Uyuyan gözcü de ne? Isırıyor mu? Muhafız gibi yani. Nasıl yani? Neyi koruyor ki? Tamam. Hadi şimdi dağılıp uyuyan bir gözcü arayalım. Burada Charles'tan bir de not var. Yarasalara karşı dikkatli olun diyor. Bildiğimiz iyi oldu. Herkes yarasalara karşı dikkatli olsun. Abi. Sanırım yarasaları buldu. Yarasalar. Bir sürü yarasa. Dayan abi. Gidin buradan. Isırmalarına izin vermeyin. Bunu onlara söyler misin? Yardım edin. Hey Robo, yemekte ne var? Herkese iyi geceler, tatlı rüyalar. İyi geceler millet. İyi geceler. Babamın hayatta olduğuna inanıyor musun? Sadece inanmıyorum o. Bunu hissediyorum da. Hayatta olmalı. Profesör de buna inanmasa bizi buralara kadar sürüklemezdi. Ama halimize baksana. Sen, ben, Markovic, Avi ve bir ismi bile ezberleyemeyen bir profesörle robotu. Babam Shonku'ya gözü kapalı güvenmişti. Hem de birçok kez. Ben de babamın kararlarına güveniyorum. Bakıyorum erkencisin. Uyuyamıyorum. Örümcek mi ısırdı? Tahta kuruları mı? Eski tapınağın laneti mi vurdu? Rüyanda avinin uzaylılarını mı gördün yoksa? Babamı düşünüyordum da profesör. Bir keresinde Charles ve ben Sivri Diş Körfezi altında korsan hazinelerinin peşindeydik. Kumların arasında 18. yüzyıldan kalma altın bir sikke görmüştüm. Ama arkamdan gelen o 5 metrelik korkunç köpek balığını görmemiştim. Ağzı tıpkı böyle açıktı. Nasıl kurtuldunuz? Baban sayesinde. Yüzerek geldi ve köpek balığına sağlam bir yumruk attı. Onu sırt yüzgecinden tutup yosun ormanına doğru sürükledi. Ha? Sonra ne oldu? Babam güçlü bir adam. Onu bulacağım. Vay canına. Bu sabah güneşi mi? Burada güneş erken doğuyor. Tam zamanında. Muhtemelen tapınağı buraya inşa etmelerinin nedeni güneş ışığını yakalamaktı ve... Güneş ışığını yakalamak mı? Tabii ya. Robo, koş. Gölgelerin nasıl düştüğünü hemen görmemiz gerekiyor. Ben bir gölge görüyorum. Bunun bir anlamı olmalı, değil mi? Elbette. Ama sence neye benziyor? Motosiklet sürerken dövüşen iki kelebeğe benziyor. Peki ya şimdi? Deniz sopasıyla Hindistan cevizine vuran bir maymuna. Saçma sapan konuşma. Bu bir ipucu. Şekle dikkat et. Benden bu kadar. Sizce neye benziyor profesör? Boğaya. Dalga geçmeyin. Gerçekten soruyorum. Profesör haklı. Bu bir boğa. İşte bu kuyruğu, bu da gövdesi. Doğru. Orta kısmı şişman. Burada da boynu var. Şunlar da boynuzları. Ve tam olarak şurayı gösteriyorlar. Biz şimdi ne arıyoruz? Uyuyan bir adam. Şiirdeki gözcü bu. Babam haklıymış. Charles çok akıllı bir adam. Şu patikayı takip edeceğiz. Robo! Alarm özelliğim vardı efendim. Biliyorum. Ama bu fırsat bir daha ele geçer mi sence? Kahvaltıda iyi yiyin dostlarım. Uzun bir gün olacak. Geliyoruz baba.
Herkes acele etsin. Öğle yemeğinden önce Kung Fu Irmağı'nda olmamız gerek. Öğle yemeği fikrine bayıldım. Ama şu şey ırmak, ailem bana çocukken yüzmeyi yasaklamıştı, biliyor musun? Merak etme abi. Yüzmeyeceğiz zaten. Irmak donmuş halde olacak. Biz de üzerinden geçeceğiz. Buz pateni gibi yani. Çocuklar, ben küçükken amcam Salla Goriç ile birlikte Sahra Çölü'ne Bengal kaplanı yakalamaya giderdik. Ay canına, hiç yakaladın mı? Muhtemelen hayır. Sahra Çölü'nde Bengal kaplanı yok çünkü. Belki de bu yüzden hiçbir zaman yakalayamamış olabiliriz. İşte bu. Bak, buzun üstünde yürüyebilirim. Benim sadece... Belki de kızağı kullansam iyi olacak. Karşıya geçince ne yapacağız profesör? Charles'ın notlarına göre zaman kazanmak için patikadan ayrılmamız gerek. İleride tekrar patikadan ilerleyebiliriz. Bence patikadan ayrılmamalıyız. Hadi ama Markoviç, senin gibi bir serüvenciye yakışıyor mu bu? Ben kendim için demiyorum. Bu çocukların güvenliği için tabii ki profesör. Hem onların başına bir iş gelse sizin adınız da lekelenmez mi? Düşünsenize. Peki, tamam. Senin dediğin gibi yapacağız Markoviç. Hadi herkes kızağa binsin. Dikkat et. Robo, şu anki rüzgar hızı nedir? Saatte 7,5 kilometre efendim. Kuzeyden esiyor. Yok, hayır, kuzeydoğudan. Biraz yağmur yağabilir eğer merak ettiğiniz buysa. Yol nasıl peki? Yılın bu zamanı tamamen buzla kaplı. Profesör, kıza frenleri yok. Bariz bir tasarım hatası. Hayatınız buna bağlıymış gibi bulduğunuz ilk yere sıkı sıkı tutunun. Bu sana bir şey hatırlattı mı Robo? Siz ve Charles'ın o kayalıklı ırmaktaki macerasını efendim. Evet. Peki o ırmağın sonunda ne vardı, hatırlıyor musun? Sanırım bir şelale vardı efendim. Çok dik bir şelale. Evet öyle. Sıkı tutun. Bunu kullanmanın zamanı geldi. Ay! Ben örümcek adamım. Ateş! İşe yaradı. Keşke aşağı bakmasaydım. Hiç bakmamalıydım, hiç bakmamalıydım, hiç bakmamalıydım. Melody, babamın telefonu. Hayır, olamaz. Markoviç, telefonu kurtardın. Ah!
sanırım ben yine kusmak üzereyim. Kıpırdamayın Bay Avi. Bunu not alalım Robo. Bir sonraki kıza fren de gerekiyor. Aklıma yazdım efendim. Herkese iyi haber. Koca bir günden tasarruf ettik. Görünüşe göre burada birkaç misafirimiz var Bolu. Sanırım bu gibi durumlar için siz insanların filmlerde kullandığı çok meşhur bir replik var. Eller yukarı! Sana demedim Bolu! Sizi gördüğümüz için memnun olduğumuzu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Yamu Vadisi'ne hoş geldiniz yabancılar. Bu arada Yamu benim. Haydutlar. Hadi canım. Sizin vadiniz mi? Epey güzelmiş aslında. Tabii daha ılık olabilirmiş. Susun! Buradan izinsiz geçiyorsunuz. Ve Yamu Vadisi'nin birinci kuralına göre cezalandırılacaksınız. Bu vadi bizi neredeyse öldürüyordu. Bütün erzakımız gitti. Ve kemiklerime kadar donuyorum. Kesin vızıldamayı. Ben kararımı çoktan verdim. Hiç boşuna çenenizi yormayın derim. Ama sizle bir anlaşma yapacak kadar iyi niyetliyim. Sağ salim eve dönebilirsiniz. Eğer bana o mekanik şeyi verirseniz. Benden mi bahsediyorsun? Sen araba parçalarından mı yapıldın? Hayır, şu küçük metal şeyden bahsediyorum. Bu pek mümkün değil. Çünkü kendisi düzgün çalışmıyor. Bana gayet iyi göründü. Buralarda benim sözüm geçer, alışsanız iyi edersiniz. Onun adı Robo. Ona bir süredir işaret dili öğretiyorum. Ama belli ki öğrenecek daha çok şey var. Peki şu an ne demeye çalışıyor? Yakıtı mı bitmiş? Hayır. Sanırım bana ne yapmam gerektiğini anlatmaya çalışıyor. Yani bunu. Bitirin işlerini çocuklar. Kayaların arkasına geçin. Hadi Mo. Teslim ol ihtiyar. Çünkü Yamu'nun elinden kaçamazsın. Kar topu atmada iyi misiniz? Tabii ki. Evet. Tamam Yamu. Belli ki seni yenebilecek zeka bende yok. Çocukları da düşünmek zorundayım elbette. Şimdi tam sırası. Evet. Alın bakalım. Hala ayaktalar. Bu nasıl bir silah ki böyle profesör? Ben ona şonku tabancası diyorum. Zararsız bir şey sayılır. Okların içinde bizzat kendi buluşum var. Kabus özütü. Babanızla birlikte Lipo Dağı'nın tepesinde keşfettiğimiz bir bitkiden elde ediliyor. Uykuya mı dalacaklar? Sonunda evet. Ama öncesinde epey bir korkacaklar. İzlemesi eğlenceli olacak. Uyku vakti. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Adamlarıma ne yaptığını bilmiyorum ama bir kadına saldırmayacak kadar kibar olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Haklısın Yamu. Bu yüzden o işi arkadaşıma bıraktım. Özür dilerim. Bir kere soracağım Yamu. O saati nereden buldun? Neden bahsediyorsun sen? Sonunda onu yendik. Lütfen saat Yamu. Seni bekliyoruz. Dağ haydutlarının patroniçesi ne tür kabuslar görür acaba? Bu bir hediye. Sevgili Çarçarcığımdan. Çar mı? Charles Willard mı yani? Evet. O. Onu tanıyor musun? Mükemmel biri. Öyle değil mi ama? Ne? Ah. Yeter bu kadar gevezelik artık. Yiyecek bir şeyiniz var mı Haydut Hanım? Bunu herkes adına soruyorum. Açlıktan midemde yer yerinden oynuyor şu anda resmen. Evet, Çarçar'ın yolu buraya düştü. Seyahat etmekten yorulmuştu. Ama yine de
Bir yak kadar güçlüydü. Çok da heyecanlıydı. Sanırım bir şey arıyordu. Eski, efsanevi bir şey. Çok, çok harika bir adamdı. Bizimle bir hafta kaldı. Aşağı yukarı bir hafta. Burada zaman tamamen anlamını yitiriyordu. İyi de nereye gitti? Ona yemek verdik. Bana yaşadığı muhteşem maceraları anlattı. İki küçük çocuğundan bahsetti. Ve de sizden Profesör Shonku. Peki ona ne oldu? Buraya onu bulmaya geldik. Bana hediye olarak bu saati verdi. Dağlardaki işini bitirince geri döneceğini söylemişti bana. Dağların neresinde? Bize bir harita çizer misin? Daha iyisini yaparım. İlk ışıkta sizi Charlie'nin beni bıraktığı yere götüreceğim. Yani bizi demek istedim. Kahvaltı da verecek misiniz? Evet, buradaki yemekler harika. 3 yıldızı hak ediyor. Biliyor musunuz, doğduğum kasabada baba annem Glarkoviç bize harika yulaf lapaları hazırlardı. Bizden buraya kadar. Bol şans profesör. Hoşça kal Yamu. Charles'ı mutlaka bulacağız. Küçük çarçarıma onu beklediğimi söyleyin. Güle güle. Teşekkürler. Yak beyleri için de teşekkürler. Yani böyle anlarda öyle deniyor değil mi? Bu mu? Babam buradan mı geçmiş? Biz bunu gözümüz kapalı yaparız. İlk kim gidiyor peki? Abi değil, orası kesin bence. Ben giderim. Çünkü ben bilinmeyene alışığım. Hayır, ben gideceğim. Ben küçük ve hafifim. Saçmalamayın. Elbette ki önce... Acele edin. Siz çok bilmişler orada kim gitsin diye tartışırken ben yolu çoktan yarıladım bile. Harmony! Melody ama sorun yok. Köprü gayet... Sıkın tutun! Melody! Ben iyiyim. Bir şekilde yanına geleceğim. Duvara tutun. Parmaklarını buza sapla Melody. Of, bakamayacağım. Ya da şey azıcık bakayım. Yansımanı görebiliyorum Harmony. Bu buz değil. Bu bir kristal. Saf kristal. Profesör! Sanırım bir çıkış buldum. İşte yol burası profesör. Bunlar burada şans eseri kazanmış olamazlar. Profesör? Buralarda bir yerde olmalı. Ne? Durduğumuz yere bakar mısın? Bu köprü nereye gidiyor acaba? Gizli bir girişe. Ne kadar eğlenceli, görüyor musun? İşte babanla ben bu yüzden... O nedir, ne buldunuz? Gel, senin yapmanı istiyorum. Sağa doğru sağlayayım, sola doğru iteyim. İşte oldu. Acele edin. Biz giriyoruz. Hadi.
Ne yapacaksınız profesör? Elbette ona dokunacağım. Baba, burada mısın? Cevap ver. Sen şu tarafa bak, ben de bu tarafa bakayım. Eğer bir şey bulursam çığlık atarım. Çok korkunç. Ne kadar muhteşem bir yer. İnşaattan anlıyorlarmış doğrusu. Uran Sutra. Uçmakla ilgili bilimsel bir eser. Sanskritçe biliyor musun sen? Tabii ki. Babam ikimize de öğretti. Ve evet, okuldakiler çok tuhaf olduğunu düşünüyor. Cesaretini topla. Uçan çizmeler, düşler duvarının ardında sihirli ada. Sihirli ada. Charles buradaymış. Aferin sana Melody. Bence burası bir kütüphane değil. Bir laboratuvar burası. Biri burada bir şeyler yapmış. Bir şeyler mi? Kulağa hiç bilimsel gelmiyor. Şunlara bakar mısın? Görünmezlik için, yenilmezlik için ve yer çekimine karşı gelebilmek için bazı inanılmaz formüller var. Ben fotoğraf çekerken sen sayfaları çevir. Bu gidişle yeni günlüğüm hemen dolacak. Ah, sıfır. Babama dair hiçbir iz yok. Ayrıca buzdolabı da yok burada. Açlıktan ölüp gideceğiz. Ben en çok neyi özlüyorum biliyor musun? Hamburgeri. Ben de evimde güvende olmayı özlüyorum. Ah, şekerleme buldum. Aa, lütfen versene hadi. Alo benim. Hazineyi buldum. Bütün şehre yetecek kadar altın var. Hem de her yerde. Evet. GPS'i şimdi açıyorum. Yanında çanta getir. Bir sürü çanta. Taşıyacak biri de olsun. Merak etme. Problem çıkarsa silahımda hala birkaç kurşun var. Oo, amma da aydınlık. Bu saatte hava niye bu kadar aydınlık? Sonunda biraz güneş ışığı. Bu yansıma bir ışık. Cesaretini topla, uçan çizmeler, düşler duvarının ardında sihirli ada. Düşler duvarı bu olmalı. Öyleyse onu aşmamız gerek. Markovic'i gören oldu mu? Bay Markovic, ne yapıyorsunuz siz? Buradan tüyüyorum. Artık zengin bir Markovic olacağım. Richie Rich'ten bile zengin hem de. Markovic, az önce müthiş bir şey keşfettim. Senin yalancı bir tapınak hırsızı olduğunu. Ben bundan çok daha fazlasıyım profesör. Sizi önce vursam mı diye düşündüm. Ama sonra bu çizmelerin gücünü anlayınca... Tabii ya. Çizmeler. Bol şans profesör. Markovic'in eve dönmesi gerekiyor. Profesör, bir oda dolusu uçan çizme buldum. Bakın işte. Cesaretini topla, cesaretini topla. Melody! Oradan atlayacaksan sana da bir çift çizme gerekiyor genç adam. Babam orada bir yerde. Cesaretinizi toplayın profesör. Kız bana kendimi hatırlatıyor Robo. O daha hızlı efendim. Göreceğiz bakalım. Abi? Biliyorum. Şimdi de uçacağız öyle değil mi? Ne diye o uçan çizmeleri gidip buldum ki acaba? Harika! Seni geçeceğim. Sanmıyorum. Görüşürüz. Bu harika bir şey.
sihirli ada. Çar saklıymış. Sonunda bulduk onu. Et! Burada alerji basacak gibi duruyor. Bakalım nereye indiler. De orada başka neler var? Şuna bak. Şonkoskopunuz yüzünden efendim. Frekans rahatsız etmiş olmalı. Burası hoşuma gitti. Harika. Burada çok para var. Hem de çok fazla para. Bitkileri, hayvanları, böcekleri, yerdeki pislikleri, her şeyi, her şeyi toplayın çocuklar. Ve dikkatli olun. Aptal. Çok güzel. Kesinlikle çok güzel. Buralarda bir yerde olmalılar mutlaka. Onları duydum galiba. Yanlış alarm. Bu bir boğaymış. Yani tam boğa da değil. Yani insanmış bu. Ay eyvah. Abi? Ben kaçıyorum. Oy. Köşeye sıkıştık. Üçe karşı bir. Matematik bizden yana. Hazır olun dostlarım. Çar! Profesör, neden bu kadar geciktiniz? Eski dostum. Biz aslında şu yarı insanı bekliyorduk. Evet, onu kovdum. Onların dilinde konuşursan sen de yapabilirsin. Burada çok boş vaktim oldu da. Bir dahaki sefere daha zor ipuçları bırakmalısın. Zeplini gördüğüm an siz olduğunuzu anladım. Zeplin mi? Benim zeplinim yok ki. Kargaburun! Markoviç'le işbirliği yapmış olmalı. Beni bunca zaman kandırmış meğer. Neredeyiz biz? Bir ısırık alır mısın? Melody! Peki ya şimdi ne olacak? Hatırlat da babama bize yüzme öğrettiği için teşekkür edeyim. Şşt. Sak-
sakın sesini çıkarma. Ey unicorn. Vay canına. Babam haklıymış. Profesör görünce çok heyecanlanacak. Dur. Hayır. Markovic dur. Çocuklarımı da yanında getirdiğine inanamıyorum. Ben onları getirmedim. Onlar beni getirdi. Ben de çoktan yediğim mangolarla ilgili bir yanlış anlaşılma yüzünden buradayım. İşte burası Shonku. Efsanelerde bahsedilen harikalar diyarı. Düşler duvarının tepesine o çizmeler sayesinde çıktım. Fakat sonra bir ağaca çarpıp... omzumu kırdım. Bacağımı da incittim. Yürüyemiyordum. Burada doktor da yok tabii. Hiç yok. Tamamen kendi başımaydım. Öleceğimden emin gibiydim. Neyse ki bir portakal ağacının dibine düşmüştüm. Ağacın meyvesinden yedim. Çok lezzetliydi. Hemen güçlenmeye başladım. Eskisinden de iyiydim. Evime, çocuklarıma dönmek istiyordum. Yeterince güçlendiğimi hissedince çantamı toplayıp dönüş yoluna çıktım. Fakat düşler duvarının sınırına vardığımda korkunç bir şey fark ettim. Buharlaşıp yok oluyordum. O sihirli meyve vücut kimyamı değiştirmişti. Buradan ayrılamıyorum. Bunun bir çaresi olmalı. Mutlaka. Buharlaşmaktan açlıktan ölürüm daha iyi. Zeplin bu tarafta. Gelin. Bunlar ne yapıyorlar böyle? Adadaki canlıları çalıyorlar. Ha? Şimdi şöyle yapıyoruz. Onlara kesinlikle... alerji işte. Sana söylemiştim. Boşuna plan yapmakla uğraşmayın bücürler. Profesör sizi kurtarmaya gelecekti. Planı iptal oldu mu? B planın var ama değil mi? Değil mi? B planıymış. Siz bücürler ne kadar safsınız. Markovic, gerçekten harikaydın. Benim için çok kolay oldu. Profesörü kandırmak, minik bebeği kandırmak kadar kolay. Bu türe kendi ismimi mi versem acaba? Charles Willard'ın küçük keşifleri. Artık benimsiniz. Bu Melody'nin günlüğü. Kesin doğru yoldayız. Tazmanya'da ne yaptığımızı anımsıyor musun? Evet. Hadi yine yapalım. Abi! Tazmanya'da ne yaptınız? Ben nereden bileyim? Dev gibi kocaman bir arı bu. Tazmanya'da bu mu vardı? Robo! Yeterince boş vaktin varsa... yapabileceklerinin sınırı yok. Ha?
Ha? Uyku bastırdı daha birden. Ha? Şanku? Baba? Luigi, Hınzarella, doğru zepline gidiyoruz. Profesör Şanku, sizi görmek her zaman mutluluk veriyor. Bitirin işini. Baba! Melody, Mo! Charles, zengin olmamı asla engelleyemezsin. Zengin, çok zengin. Profesör! Hayır! Olamaz. Baba! Baba! Daha önce hiç vurulmamıştım. Notlarım bitmiş. Tam da sırası. Bence tam sırası. Ne? Eğer gitmeme izin verirsen bücürleri geri alabilirsin. Yok vermezsen senin de sonun onlar gibi olur. İyileşiyorum. Dokularım yenileniyor, yaram kapanıyor. Burası inanılmaz bir yer değil mi? Charles! Mükemmel! Ölümsüzlüğün sırrını bulmuş. Sanırım buradaki en değerli şey Charles'ın ta kendisi. Ha? Yeni dostumuzu zepline götürün. Yine aynı şey oldu Şanku. Sen bir şeyler keşfedersin. Ben onları senden alıp satarım. Alıp ne yapacaksın sanki? Sınırdaki duvarı geçtiğin an elindekilerin hepsi yok olup gidecek. Geçmişte dinozorların yok olup gittiği gibi. Şanku, hala yalan söylemeyi beceremiyorsun. Tamam, haklısın. Bir kez daha üstün zekalı Profesör Şanku'yu yenilgiye uğrattın. Ne utanç verici. Küçük bir ayrıntı dışında. Neymiş o? Tabii. İstersen Charles'ı götürebilirsin. Al senin olsun. Ama onun bedenindeki ölümsüzlüğün sırrını çözebilmek ne kadar zamanını alacak? Aylar mı? Yoksa yıllar mı? Oysa ben her şeyi yeni günlüğüme yazmıştım. Günlüğünüzü vermeyin profesör. Yapmayın. Yeni bir Şanku günlüğü ha? Hem de ölümsüzlüğün sırrı yazıyor. O günlük eşsiz bir hazine. Onunla dünyayı ele geçirebilir. Sonsuza dek. Çok zengin olacağım. Çok zengin. Çok zengin. Düşünün o kadar çok. Eğer dostlarımı bırakırsan günlüğü sana veririm. Bu kadar basit. Bunu ona anlat profesör. Ha? Ben iyiyim. İyiyim derken bir yerim kırılmadı yani. Gidiyoruz. Çabuk çabuk. Önce sağ ayak. Hayır sol. Bak beni dinle. Şanku onlara yardım et. Güle güle Şanku. Sanırım bu durumda kazanan ben oldum ve sense kaybettin. Bir planım var. Hey! Götürün beni buradan bir an önce. Zengin olmak istiyorum. Birinci gün. Mo ve ben Profesör Şanku'yu bulmak için yola çıktık. Bir dakika. Ne bu? O benim kızımın günlüğü. Görünüşe göre Şanku seni fena kandırmış karga burun. Zeplini hemen çorturun. Geri çörüyoruz. Birilerine gününü göstermeliyim. Bu taraftan gidelim kuş. Melody, Mo sıkı tutunun. Sizi şimdi kurtaracağım. Ah!
Karga burun seni iyi ağırladı mı Charles? Şangay'daki o otelden iyiydi. Ama şu doğa kampı daha rahattı. Melody ve Mo ne oldu? Sen merak etme. Robo o işi halleder. Bak işte bunda kendime çok güveniyorum seni. Ben hazır dediğimde siz kalkacaksınız efendim. Şimdi Bay Avi. Tamam. Vay canına. Bu harika. Gitme vakti eski dostum. Yeni dostumuz olmadan olmaz. İnanılmaz. Gerçek bir unicorn bulmuşsun. Özrünü kabul ediyorum. Chunku, zamanlaman bir harika. Suratına bir yumruk yediğini görmek istiyordum ben de. Madem buradasın, evet. Gidip şuna gününü göster hadi. Derhal Bay Kargaburun. Gel bakalım tavşanım. Ben de sana yumruk atacağım şimdi. Yanında silah var mı? Sence olabilir mi profesör? Haklısın. O zaman bunu eski usul halledeceğiz. Ona yumruk atmaktan büyük onur duyacağım. Elinizden geleni ardınıza koymayın serseriler. Bunu sahibine geri vermeliyim. Hadi gidelim. Unicorn'u almadan olmaz. Umarım hemen arkamdasındır Shonku. Bir sonraki görüşmemize kadar hoşça kal Kargaburun. Umarım hemen önümdesindir Charles. Kuşun yüksek frekanstaki seslere cevap vermediğini fark ettik Melody. Ses onu bizden daha çok rahatsız ediyor olmalı. Yakaladım. Ama beni kim yakalayacak? Shonku! Ben de yakaladım. Sanırım mırıldıyor. Unicorn! Hadi bakalım abi. Şimdi senin sıran. Ailende kaç kişi gökyüzünden düşen bir unicorn'u yakalamıştır ki? Ben ilk olacağım. Yani öyle umuyorum. Biraz daha geri Bay Avi. Biraz daha. Mükemmel. Ay. Oh. Koca bir orduyla geri döneceğim. Ve orayı tamamen yok edeceğim işte. Taş üstüne taş bırakmayacağım. Hadi gidelim buradan. Baba. Baba. İşte şimdi burası hayallerin bahçesi oldu. Hayatta olduğunu biliyordum. Bunu hissediyordum. İnsanlar beni vazgeçirmeye çalıştı ama ben dinlemedim. Hep böyle kalabilir miyiz baba? Kargaburun kaçıp gitti. Yine. Ama eli boş gitti. Dönüş yolunu da bulamayacaktır. Artık eve dönebilir miyiz? Başardım. Evet. Ben çok zengin olmayabilirim ama çok zengin olacağım. Bu yaratıkların tek bir tanesi bile bir servet değerinde. Ha? Şu
Peki sen ne zaman döneceksin eve? Eğer sen gelmezsen ben de gitmem. Ama tek umudum sizsiniz, siz ikiniz. Bir de Şonku. Profesörün yardıma ihtiyacı var. İçinizden biri eve dönmemin bir yolunu bulacaktır. Aa, burayı gerçekten çok seviyorum ama bir sonraki macerama ailemle çıkmak isterim. Bütün bu yaratıklar nereden geldi? Efsaneye göre tek boynuzlu atlar pozitif düşüncenin gücüyle ortaya çıkmış. Yani bir unicorn hayal ediyorsun ve birden ortaya mı çıkıyor? Sayılır. Negatif düşünürsen karşında bir yarı insan bulursun. İyi düşünürsen bir unicorn. O yüzden hep pozitif ol. Eve dönünce güzel bir ziyafet çekmeyi hayal ediyorum. Artık dönsek iyi olacak. Güle güle Mo. Güle güle Melody. Yakında tekrar görüşeceğimizden eminim. Bol şans profesör. Size güveniyorum. Geri geleceğiz Charles. Seni buradan sağ salim çıkaracağız. Yapacağınızı biliyorum dostum. Hoşçakal Charles. Hoşçakalın. Seni seviyoruz. Bir sorum var. Eve nasıl döneceğiz? Sanırım benim buna bir cevabım var. Şu tatsız olay sırasında karga burunun zeplininden bu sevimli ulaşım aracını ele geçirmeyi başardım. Eminim sorun etmeyecektir. Tabii biraz sıkışabiliriz. Hoşçakalın Bay Charles. Görüşürüz baba. Hoşçakal. İyi yolculuklar. Nasıl gidiyor bakalım? Güzel. 6 mililitre sodyum klorat da ekledim. Tamamdır. Hislerim bana bunun işe yarayacağını söylüyor. Yeni depo dolapları hazırmış profesör. Ayrıca size bahçemden organik domates getirdim. Çok lezzetliler. Hı? Profesör, işte kendim hayatımız uçan ayakkabılar mükemmeller. Lan. Tabii hala üzerinde çalışmamız gerekiyor. Birazcık şans ve siz ikinizin de yardımıyla babanızı kısa süre içinde geri getirebileceğimize inanıyorum çocuklar.